Geçen hafta Azerbaycan ve Türkiye birlikte tarih yazdılar diyebiliriz. Karabağ'da, Şuşa'da bütün dünyanın gözü bizim üzerimizdeydi. Çünkü Şuşa şehri sadece bölgeyi değil, dünyayı da değiştirecek yeni bir tarihi anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Evet, bugünkü programı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya yaptığı o tarihi ziyarete ayırdık. Bugün sadece bu konu hakkında konuşacağız. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın Şuşa ziyareti ve iki ülke arasında Şuşa beyannamesinin imzalanması sadece bu hafta değil aylarca, yıllarca konuşulacak, dostlar sevinecek, düşmanlar hüsrana uğrayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Şuşa, Azerbaycanlılar için çok sayıda tarihi anıta sahip olması ve pek çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması nedeniyle sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla anlam taşıyor. Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri olan Han kendine giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle çok stratejik önemi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor. Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi Şuşa beyannamesi imzalandı. Bu anlaşmanın Şuşa'da yapılması Karabağ ve Güney Kafkasya ile ilgili planları olan tüm güçlere mesaj niteliği taşıyor. 15 Haziran tarihinin Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü olması da ziyarete başka bir önem kazandırıyor. Sabah saatlerinde Bakü'den Şuşa'ya hareket eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli'deki Mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kucaklaştı. Bir süre söhbet eden iki lider daha sonra aynı araçla Şuşa'ya hareket etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Ve nihayet o tarihi an, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasında Şuşa beyannamesini imzaladı. İki ülkenin aralarında imzalanmış tüm uluslararası belgelere ve bununla ilgili 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması'na sadık olduklarını onayladıkları belirtilen beyannamede şunlar kaydedildi. Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü, uluslararası düzeyde kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı gibi milli çıkarlara dayanan konularda ikili ve çoklu formatlarda dayanışma ve karşılıklı yardım ilkelerinden yola çıkarak, Türk dünyasının sürekli olarak gelişimine yönelik karşılıklı faaliyetlerin bölgesel ve uluslararası düzeyde ileriye götürülmesiyle ilgili çabaları birleştirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Azerbaycan halkının ümummilli lideri Haydar Aliyev'in bilgece söyledikleri Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ve tek millet iki devlet sözlerinin halklarımızın milli manevi serveti olarak değerlendirdiğini özellikle vurgulayarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan ederler. Şuşa beyannamesinin imzalanmasıyla istikrar meselelerinin çözülmesinde ortak çaba gösterilecek. İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik ortak çaba devam edecek. Siber güvenlik alanında işbirliği daha da geliştirilecek. Azerbaycan, Türkiye'nin terörizme karşı yürüttüğü mücadeleyi katı surette destekleyecek. Türkiye-Azerbaycan medya platformu aktif şekilde devam edecek. İki ülkenin diaspora kuruluşları birlikte adımlayacak. Ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Şuşa'da, Karabağ'da en kısa sürede başkonsolosluk açacak. Tek Şuşa değil, tüm Karabağ ve tüm Azerbaycan'ın milli güvenliği kardeş Türkiye'nin teminatı altına alınacak.
Erdoğan ve Aliyev Şuşa Valiliğinin bahçesinde düzenlenen basın toplantısının ardından şehrin güneyindeki Çıdır Ovası'na gitti. Yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına ev sahipliği yapan ovada yöresel oyunlar ve müzik eşliğinde at yarışları izleyen liderlere eşleri de eşlik etti. Gösterilerin sonunda Aliyev tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye edildi. 16 Haziran'da ise Bakü'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycanlı milletvekilleri karşısında tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan, Azerbaycan Meclis binasında yaptığı konuşmasına Muzaffer Azerbaycan Milli Meclisi'nin üyelerini 84 milyon Türk vatandaşı adına selamlayarak başladı. Can Azerbaycan'da olduğu için bahtiyar olduğunu ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azat etmiş kardeş Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nde sizlerle beraberim. Bahtiyarım çünkü bağımsızlığının 30. yılına ulaşan Azerbaycan'dayım." diye konuştu.